Nereden sonra en büyük kaybımsın be Sadıç. Bu kaybıma da eyvallah. Hak etmişim biz. O zaman Sadıçlık devri kapansın. Asımlık devri başlasın. Ya siz manyak mısınız? Kahrolacaksın. Yapma ne olur. Nane müsaade et. Gitsene peşinden. Sen gitmiyorsan ben giderim. Şaşırmam. Yaran sancacak, hadi eve git. Senin yaran kadar sancılı değil. Nalan güzelim bak, şimdi değil, hadi. Biliyorum değil. Ama arka arkaya hem Yahya hem Gediz. Hele Gediz. Tek başına çekme bu acıyı. Şerbetliyim ben, şerbetli. Hadi kızımızın yanına git. Şerbetliyim ne demek? Alışkınım mı demek istiyorsun? Alışkınsın diye tek başına dağlara mı çıkacaksın? Tek başıma değilim ki. Gece var. Gece benim. Al buyur. Duydun işte. Gece benim atım. İnemezsin. Hadi bak bırak da gideyim, hır çıkarma. Çıkarıyorum. Hep sen mi hır çıkaracaksın? Bir kere de ben çıkarıyorum. Gece benim atım, binemezsin, gidemezsin, konuşacağız. Beni böyle mi durduracaksın ha? İyi tamam al, gece senin olsun. Geceye biner peşinden gelirim. Yaralı yaralı binersin. Menekşe ata mı binip bu konağa gelin geldi? Aferin sana. Tam senlik hareket. Gecenin sırtı benden başkasına haramdı ama o helal değil mi? Gediz bana aşık diye tüm dünyayı yıktın. Şimdi kül olmaya Menekşe'nin atıyla mı gidiyorsun? Tamam git. Hadi git. Git hadi. Kaç bakalım kaç. Nasıl olsa elime düşeceksin. Nasıl olsa geri geleceksin. Sana yemin olsun. İkinizin düşman olmasına izin vermeyeceğim.
İyi maşallah benim efeme be. Nerede kaldın lan sen? Ha? Seni ne zaman yarı yolda bıraktım ben? Ah bir ateş ver cigaramı yakayım. Sen sağlan gel ben boyuna bakayım. Uzun olur gemi. Çatal olur efelerin yüreği. Ah çatal olur efelerin yüreği. Hey be! Ah çatal olur efelerin yüreği. Anne. Anneciğim. Gel bakayım otur. Efendime kızan lazım dedim emme. Bu sefer yayan çıkmış da hala ayalım. Ah bir ateş ver cigaramı yakayım. Sen sağlan gel ben boyuna akayım. Uzun olur gemilerin direği. Uzun olur gemilerin direği. Ah çatal olur efelerin yüreği. Ah çatal olur efelerin yüreği. Gemilerin direği.
anasının da yaralı kuzusu. Ne de garaymış alnının bu yazısı senin. Oy, oy, oy. Candan kardeş Yahya vur beni. Can kardeşi Gediz'de kömü verdi. Oy. Gediz sancarı gömdü de kendi göğe verdi. Gitti, gitti, gitti. Bir kadının yüzünden de Necvanlığa devrildi, devrildi. Sen de yet he anam, yetti gari. Yetti şu adınız. Gören de biri öldü zannedecek. Hem ne diye sizin civanlığınız nare yüzünden devriliyormuş? Zaten onlar kendi devrik, kalkamaya sıcalığa. Narenin ne suçu var? Yok mu? Bizim oğlanlar birbirine kattı da kodu. Düğünümüzü geldi de müsibetini getirdi. Kız ana! Yeminle bu kız senin geçmiş namazlığını da kılsa yine de sene yaranamaz he. Kız düğüne torununu getirdi, torununu. Musibetini değil, meleği getirdi. Hoş gerçi gökten melek de indiyse size yine yaranamaz. Siz göbü de taşlarsınız. Yengem haklı. Siz acık kalkın da önce oğullarınızı taşlayın. Konuş kız görümcem, konuş. Yahya abim Nare'yi kaçırtır. Gediz abim Nare'nin peşine düşer. Sancar abim Nare'yi ölüme gönderir. Sonra Nare suçlu. Yok ya, oldu canım. Dertliden daha, güzelden de yağ eksik olmazmış. Neydi versinler? Kadın pek güzel. Ocakta dağıtı, harpte çıkartı. Körük veren Meşe abla. Ver. Dur, dur. Ne demek gölümü göndermek? Sancar Nare'yi ölümü göndermiş ne demek? Senin abin bana inanmadı. Üstümde gelinliğimle beni kovdu. Senin oğlun Nare'ye çok büyük yanlışlar etmiş demek anne. Oğluna sor. Oğlun anlatsın. O kızın günahını almaya devam ederseniz ölüm döşeğinde çok yorganlığa yırtarsınız. Çok. Ben o kadar deyiverem. Abo. Halise. Evli baklı adamın metresini avukat mı tuttun sen bunları be? Al buyur. Sen buyuru vermişsin ya Zehra. Menekşe senin esas yengen değil mi anam? O kadının derdinden yengen bebeğini kaybetse üzülmeyecek mi? Ben de. Atike teyze. Menekşe nerede? O da geleydi de burada yalandan biraz sancılanıvereydi. Benim kızım öyle yalan şey etmez. He, kadın eybede urgan gibi maşallah. Halise, kızın, gelinin, beslemen. Laf ediyorlar. Susacaksın mı kız? Benim derdim çok büyük Atike. Senin kızını edilen lafla derdini düşmeyecek. Hem Menekşe nerede? Beşik almaya gitsinler dedin ya. Yalnız gitmesin. Abisiyle gitsin. Loki götürsün dedin ya. Gittiler. Asınlar gelsinler dedim. Neden gelmediler? Kendimi yontuyor beşiği. Geliyorlar ki. Ceyla, ben sana ortalıkta görünme demiyor mu? Ne işin var yine burada? Gir içeri hadi. Menekşe Hanım'ı da getir, doktor bakacak. Getiremem. Sebep?
Menekşe gitti. Nereye gitti? Kanaması oldu kızın. Akın aldı, ebeye götürdü. Kanaması mı oldu? Akın ne? Ne ebesi ya? Ya bizim pavyondaki kızlara bakan bir ebe vardı da işte. Onu aradık artık, ne yapalım? Uyanır acık sonra. Bizi hiç görmedi. Onu da beni de tanımıyor. Buraya da hiç gelmedik. Çık dışarı. 5 dakika sonra geri gelirsin. Arkadaş, duyan gelmiş, duyan gelmiş. Değil okula, koleje göndersen bu el adam olmaz arkadaş. Vedalaş artık lan. Lenilme, analık gibisin ha. Bir taşın da nasip olsun arkadaş. Acil attığım konuma gel. Çok acil. Yoksa düştü mü? Ha yok, düşmedi. Bebek iyi. Duruyor. Biraz yatması lazımmış. Olur mu şöyle kanamalar? Şükür. Zaten abisini çağırdım ben de. Menekşe Hanım birazcık dinlensin, eve göndereceğim. İyi. İyi tamam, çok gezinmeyin ortalıkta, görmeyin kimseleri. Tamam işte, kadın iyi. Bebe de iyi. Kahraman. Beyzade sana yalan söylüyor olabilir mi? Ha çünkü kadının çok kanaması oldu. Neye yalan söylesin bana ya? Ayrıca söylüyorsa da konaktan öğrenirim ben. Kahraman kız. Kim şu senin konaktaki gözün kulağın? Bir söylesene Allah aşkına, çok merak ediyorum ya. Söylesem tanıyacak mı Ceylan? Ya. Thank you.
İyi günler. Kardeşim beni buraya çağırdı da. Lan! Ne oluyor lan? Sen de kimsin lan? Ne yaptın kardeşime? Menekşe. Menekşe kardeşim. Menekşe. Menekşe. Ne yaptın lan kardeşime? Sen de kimsin? Sakin. Sakin ol. Kardeşin iyi. Menekşe. Menekşe. Kimsin lan sen? Akın Baydar ben. Kardeşim bahsetmiştir. Biliyorsun değil mi? Ha, biliyorum biliyorum da. Ne yaptın lan kıza? Bir şey mi yaptın lan? Konuş. Saçmalama ya. Şimdi söyleyeceklerimi iyi dinlersen çok zengin bir adam olabilirsin. Yok arkadaş, hayırlı bir şey söylemezsin sen. Hem enişten beni maaşa bağladı. 5 yıllık maaşa ne dersin? Tek seferde. Ha. Öyle diyorsun. İyi tamam, önce bu kız niye böyle uyuyor onu açıkla. Sonra nasıl zengin olacağımı açıklarsın. Kardeşin düşük yaptı. Artık bebek yok. Bastığın gece sabaha kadar böyle oturmuştum. Abi, mesaj geldi. Evden attığın kız benim evde, haberin olsun. Ha bir de Allah belanı versin Sadıç. Nereden nereye değil mi kavram? Sadece senin yerinde Sancar abim oturuyordu. Yengemin yerinde de Yahya abim. Geliz abim de seni evine almıştı. Allah belanı versin Sadıç diye mesaj atmıştı abime. Allah topunun belasını versin. Erkeklerin de önüne geleni süse, ardına geleni depe. Gavru kariç Allah'ım, onun belasını verme. Keşke buraya hiç gelmeseydim. Herkesi birbirine düşman ettim. Sadıçları, kardeşleri, hepsini. Kız beni bak. Sen acık kayınla toprağına mı çektin? Sen gelmeseydin, o düğünü basmasaydın, biz Meleği bilmeyecektik. Ne olacaktı? Menekşe'nin bebeğini bilirdiniz işte. Mutlu mesut yaşardınız. Eyvallah.
belli etme kız. Yoksa sabahsı kapının önüne koyarlar bizi. Belli etme. Yürü. Loki'nen gitmediniz mi siz beşik almaya? Loki nerede? Evet tabii. Loki'nen gittik de dükkandan çıktıktan sonra bekledik bekledik dönmedi. Biz de kendimiz geldik. Değil mi? Aiming sen? Bayılacak gibi duruyorsun, yüzün bembeyaz. İyi iyi ya, yoruldu ya ondandı. Bak sen de yorulmuşsun ama yanakların al al olmuş. Pek bir yakışmış maşallah. Yürü Necdet, yürü. Haydi. Bak kız terlemiş. Bebek susamış herhalde, bir su ver kardeşine. Haydi yürü. Siz. Şiş, ana, içeride konuşacağız. Geç kız. Hüsiye, ne oldu kızım? Menekşe nihayet geldi de pek düşkün duruyordu. Hiç laf sokmadı. Hiç mi? Hiç. Ana. Doktor mu çağırıversek acaba? İyi. Çağırın, yarın gelsin baksın. Şimdi benden gelin hadi. Yürüyün, işimiz var. Nerede kaldınız kız siz? Ha? Alice anlayacak diye canım çıktı bu oda. İyi bari. Bir şey almayı akıl etmişsiniz. Ben bunu bir güzelce döşeyim de Halise'ye ünleyeyim. Altınla döşe de altın gibi torunun gelsin diyeyim. Boş beşik. Beşik de boş. Karnım da boş. Bebek de yok. Altında yok. Bebek yok. Koca yok. Konak yok. Yok, yok. Kız ne diyor bu? Şşş, şşş. Ana, bebek yok, bebek gitti. Kimse duymayacak. Yoksa bizi anında konağın kapısına koyarlar. Yok diyor bebek yok. Çocuk yok diyor, bebek yok diyor. Bebek yok Sancar efendim. Kahramandan bir haber var mı? Gözetliyorum ama bir hareket yok. Uslu uslu evden işe, işten eve. Nasıl? Evde bir hareketlilik yok mu? Akın'dan bir iz, bir haber. Vallahi bir şey yok. İşte bir kahraman, bir babası, bir de adamları işte. İyi tamam. Gözetlemeye devam et. Aferin. Böyle devam edersen kahraman ağa senin leşini köpeklere yedirmez.
Loki yüzünden oldu. Korkuttu beni. Loki ne yüzünden gitti çocuğum? Şimdi Nare benden üstün olacak. Onun çocuğu var, benim yok. Benim çocuğum yok. 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 Ne oluyorsunuz? Şey, Elsa teyze, önemli bir şeydi. Anam beşiği beğenmedi. Menekşe de hamile, o da ağlıyor. Ana, enisi varmış, ne güzel beşik. Menekşe, bir tek ağladın mı yoksa hasta mı? Yok, ağladım. Hey, Gülsiye. Odadan benim keseyi getir be kızım. Eşe, sen de hadi başla bakayım. Halise, ne diyor bu? Yahya evden gitti. Gavruk da iyileşince Elvan Zehra'nın odasını geçecek. Ben de Sancar'ın eşyalarını Elvan'ın odasına taşıtacağım. Malum, siz maili yerleşiverince o da sıkıntımız oldu açık. Kocamın zaten kendisi yoktu. Şimdi eşyaları mı gidiyor? Her şey gidiyor mu? Menekşe, oğlumun derdi çok. Kardeşiyle, sadıcıyla sıkıntısı büyük. Bit senden uğraşmasın. Bak olur olmaz, her şeye ağlıyorsun zaten. Olmaz. Odaya eşyalarını almaya vuruyordu da yüzünü görüyordum amcik. Şimdi onu da mı esirgeyeceksiniz benden? Menekşe, açık iyi rahat bırak Sancar'ı. Zaten dardı oğlum, sıkıştı kaldı. Ha, ver bakayım kızım. Altın dopumuz kısmetiyle, bereketiyle gelsin inşallah. Evladını bu konakta büyüteceğin günleri düşün. Ana olacaksın sen. Aç ağır.
Geri gelip geceyi almayayım diye başında bekliyorum. Seninle Gediz konusunu konuşacağız demiştim. Yaralı yaralı bütün gün burada mıydın? Of, inat mısın kızım sen ya? Azıcık da yalancı. Gediz'in seninle konuştuğunu benden sakladın. O yüzden mi konağa girdin? Gediz'e kaçtın. Ama sana aşkını ilan edince tıpış tıpış geri döndün. Yahya yüzünden dedin ama... Gediz'di. Kızım ben niye senin yalanına bile vuruluyorum ya, ha? Şimdi konumuz senle ben değil, senle Gediz. Oturacağız, konuşacağız ve bunu çözeceğiz. Bahane, la havle be kadın. Amin. Bak 5 dakika tamam mı? 5 dakika sus. 5 dakika. 5 dakika. Gediz! Gediz dedik! Buraya gel! Gediz! 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 Bak şart olsun boğarım seni! Gediz diyorum! Gediz! Gediz! Hadi. Yolla yolla gelsin. Hadi. Sahiden düşman mı olacaksınız? Çok acıyor mu? Sağ kolumu kesmişler gibi. Nasıl sadıç oldunuz? Çok pis dibe vurmuştum. Sen gittikten sonra. İşinden Montenegro'ya da geldim. Orada da akına inandım ya. Of. Her şey cehennem gibiydi, cehennem gibiydi her şey. Gediz olmasa. Ne yaptı ki Gediz? Çıktı karşıma dedi ki, lan sen Cerefe, meğer bizim konak sizinmiş dedi. Babam gibi size miras kalan konağın üstüne çökmüşler dedi. Efroların hakkını almayalım mı dedi. Siz de belediyeyi hortumladınız. Eyvallah 7 kol 6. Sen gittikten sonra ilk defa o gece rahat uyudum biliyor musun? İlk defa o gece öfkem içimi yemedi. Ertesi gün yine dellendim tabii.
Önce belediyenin tezgahını aklımın üstüne yıktım. Sonra bir baktım. Hoşuma gidiyor. İyi geliyor ya. Seni düşünüp düşünüp dellenmiyorum. Dedim ki Gediz'e. Gediz ağa. Kahraman'ın tezgahı çökeceğiz. Hani o çalıştığın ilk mahalle var ya. Ona çöktük. 4 tane otelini aldık. Yok artık. Yani şimdi gurur duymuyorum tabii. Ama hak etmeyene biz bir şey yapmadık. Kahraman hak etti. Hak etti, hak etti. Alemi dağıttık biz. Alemi dağıttık, kenetlendik. Sonra bakmışız. Sadıç olmuşuz. O vakit biri çıkıp dese ki, lan sen Cerefe, Sadıcınla hasım olacaksın dese. Öyle de. Sancar'ın narisi yüzünden dese. Hadi lan oradan derim. Hadi lan oradan. De bakalım bana. Sancar'ın narisi. Sen gidince beni o çukurdan Gediz Ağa çıkardı. Gediz Ağa gidince o çukurdan beni kim çıkaracak? Sen mi? Yok. Gediz çıkaracak yine. Ben buralardan gideceğim. Siz yeniden sadıç olacaksınız. Sen hiçbir yere gidemen de. Bizim o sadıçlık da yalan oldu. Ne? Sevdamızla göz konu adamı affedecek halimiz yok ya. Var. Affedeceksin. Onun gözlerinde sana ettiği ihanetin acısını görmedin mi? Ben gördüm. Gördüm. Gördüm de. Bazı ihanetlerin diyeti ağır oluyor benare. Adımı senin ağzından duymamak benim diyetim. Sadıcıyla hasım olmak da Gediz Ağa'nın diyeti. Hadi gel. Sen odana götüreyim. Kim bilir yaran ne alemde. Ben sabah Gediz'e gideceğim. Ah buyur. Duydum. Ha. Adımı anmadığın yetmedi. Bir de delirteyim mi diyorum. Bu da mı diyet? Ya diyet falan yok. Yarın ben Gediz'e gideceğim, onunla konuşacağım çünkü. Ya yok, yok öyle bir şey, Gediz'e falan gidemezsin. Bir dakika, bir dakika. Doğru mu anladım ben şimdi? Hapisteyim ve gardiyanım benim buradan çıkmama izin vermiyor. Öyle mi? Yani delirtme beni, ne hapsi? Hapis ne ya? Hapis falan yoksa o zaman ben yarın Gediz'e gidiyorum. İstersen sen bırakırsın, ister adamlarından biri götürür beni. Ha seni ellerimle ben götüreyim öyle mi? Sana aşık olduğunu söyleyen adama ellerine götüreyim öyle mi? Sen baksana kızım bana bir. Bak bak oradan bir bak. Oradan bakınca çok mu geniş gözüküyorum ben? Senden izin istemedim. İyi tamam ben de izin vermedim. Ben yarın Gediz'e gidiyorum. Nare bak sen tek başına bu konaktan çıkaman. Ben de seni götürmeyeceğime göre. Nare. Gediz'e gitmiyorsun. Teşekkür ederim getirdiğin için. Çok eğlendin değil mi? On dakikam var. 10 dakika içinde ne konuştun konuştun yoksa hop oradayım.
Merhaba. Yediz Bey nerede? Sağ ol Damla. Niye geldin? Konuşmamız lazım. Dökül. Seni seviyorum biliyorsun değil mi? Arkadaş olarak. En iyi arkadaşım olarak. Geri sana çok kızgınım. Hem de o kadar çok kızgınım ki seni boğmak istiyorum. Ama seviyorum işte. Ben şimdi buna çok kızgınım. Aman sevmeyeyim diyemiyorum çünkü seviyorsun. Ve? Siz de onunla böylesiniz. Her ne kadar birbirinize kızgın olsanız da birbirinizi çok seviyorsunuz. Diplomasi uzmanı geldi, konuyu çözümlediğine göre ben Sancar'la sarılıp barışabilirim. Buralardan Sancar. Sancar! Sancar! Ya hadi otur. Dün gece sizin sadıçlık hikayenizi anlattı bana. Hikaye. Doğru. Mutlu sonla bitince masal oluyor. Ne anlatıyormuş bizim hikaye? Onu benim düşürdüğüm çukurdan sen çıkarmışsın. O seni hangi çukurdan çıkardı Gediz? Birlikte ailemi yakıp içinizi soğutmuşsunuz. Kestiğiniz cezaları tuz niyetine yaralarınıza basmışsınız. O senin hangi yarına tuz bastı Gediz? Sen olmasan biz ne yapardık ya? Baba parasıyla yurt dışında okuyamazdık. Vah vah vah! Senin paran, senin paran senin bile değilmiş. Babanın parası bile değilmiş. Sen bizi el alemin parasıyla okutmuşsun. Lan. İlk önce babamdan hırsımı çıkarmak için kullandım sancarı. Bıraktığım kartların maç ağasıydı. Sonra bir baktım. Herkes bana belediye reisinin oğlu derken bir tek o Gediz Ağa diyor. Derzi'nin oğlu aslında bana kim olduğumu hatırlatıyor. Bana Amerikan bebesi muamelesi yapan babamdan daha çok güveniyor. Kim olduğumu ondan öğrendim ben. Kimselere inanmaz da bir tek Gediz Ağa'ya güvenir. Bir gün bu inancı böyle yıkacağım hiç aklıma gelmez. Hayatınızdan çekip gidecek bir insan için o inanç yıkılmaz. Tamam çok yara aldınız ama sararsınız. Affeder seni. Ben Sancar'ın affını hak etmiyorum abi. Ama o da seni hak etmiyor. Hı? Biliyorsun değil mi Nare? Gediz. Hak etmiyor Nare. Hak etmiyor. Ne seni ne de affını hak etmiyor. Ben onu affedeceğimi söylemedim ki. Sürekli onu affetmeyeceğini söylüyorsun ama içi boş. Af yok. Şefkat var. Kıyamama var. Sevda var. Sen seni kapının önüne koyan bir adama nasıl sevdalanırsın ya? Seni bırakıp başkasıyla evlenen bir adama sen nasıl aşık olursun? Peki sen başkasını seven bir kadına nasıl aşık olursun Gediz? Sadıcının sevdasına nasıl aşık olursun? Ha? Yok değil mi cevabın? Başkalarının aşkları hakkında çok güzel kararlar veriyorsun. Bravo sana. Çekmediğin acıların karşısında dimdik durabiliyorsun. Aferin. Ya ben onu seviyorum.
Ben onu seviyorum diye beni yargılamaya hakkın yok. Kimsenin yok. Sadece sevmesen, bir de üstünü ona affetsen bile beni yargılamaya hakkın yok. Can benim, sevda benim, acı benim. Anla artık bunu ya. Sen de şunu anla. Aşkıma karşılık vermemen benim canımı yakıyor. Ama aşkın yüzünden senin canının yanması beni deli ediyor. O kadar canım acımıyor. Yalan söyleme. Tamam. Sadıcımı çok sevdim. Ama kızsan da seviyorsun noktasını biz geçeli çok mu Nare? Senin canın acıdıkça ben ona düşman ol. Sen onu affetsen, o gelip beni affetse ben onu affedemem, anlıyor musun? Ben gittikten sonra bile mi? Birimizden biri gitmeden bu düşmanlık bitmeyecek. Sen değil. İkimizden biri. Ya o, ya ben. O ne demek Gediz ya? Anladın işte. Kartları dağıttık. Ömür biter, el biter. Gediz, biliyor musun? Ben de kart dağıtmakta iyiyimdir. Sonuçta bir kumarbazın kızıyım. Evet, tabii ki. O zaman öğleden sonra konağa gelin. Ya bilirdin mi? Ne yapıyorsun? Delirttiysen demek ki. Haydi geç. Geç, 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 geç. Şimdi? Allah'ını seversen sus. Sus da bir sinirim geçsin. Ne oldu? Konuş deyince de konuşurum. Bekle. Allah'ım kafa yiyeceğim ya. Kafa yiyeceğim. Bir de gittim kendi ellerimle kapısının önüne kadar bıraktım. Biz de bekliyoruz ki hatun gelecek. 10 dakika dedik değil mi? 10 dakika. Çek sağ ol. Çek. Sen şimdi beni Gediz'e getirmek zorunda kaldın diye mi delirdin? Bu mu yani? Daha ne olacak ya? Daha ne olacak? Adam sana aşık aşık. Senin karın da sana aşık. Sen beni konağa tıktığında sana dedim değil mi? Ben senin gibi dünyayı yakmasam da yanıyorum dedim değil mi? Yak o zaman, yak! Yanma, yak dünyayı! Sen benimsin sence laf edesene. Benden başkasına seni yar etmem desene. Gelip benden hesap sorsana. Kolundan çekip tutsana. Ama yapamıyorsun değil mi? Yapamıyorum. O zaman Seferi kızı, bir daha bana Gediz'e karşılık menekşeyi misilleme yapma. Bir şey yapacaksan yap. Yapmayacaksan sudur. Yapacağım bir şey var. Gediz'le senin benim yüzümden ayrılmanıza izin vermeyeceğim. Kızımın velayetini alacağım. Senden de. Beni bu bir köşesine sığdıramayan memleketinden de çekip gideceğim. Senin de karının da yüzünü bir daha asla görmeyeceğim. Siz artık burada yanar mısınız, yakar mısınız umurumda değil. Yanıyorsa tam yansın o zaman.
etmekten bahset. Şart olsun. Öpüşsün. Hadi. Hadi. Gideceğim de seni. Menekşe Hanım doktor. Kontrol için getirdim. Buyurun. Menekşe bitkin diye doktor çağırttı Halise efem. Müsait mi? Menekşe lavaboda da. Hı. 5 dakika beklerseniz ben bir... Kız. Kız doktor gelmiş ya. Ultrason. Anne öldüm ben. Öldüm. Anam. Allah'ım yardım et bize. Öldüm. Hoş geldin doktor. Hoş bulduk Halise Hanım. Ne girmiyorsun içeri? Kapıyı çaldık, açık bekleyin dediler ama... Gelin hanım içeride mabadını devirmiş, yatıyor yayalım. Ben muayene olmayacağım. O ne demek ki? Şu demek Halise Hanım, Sancar bana kocalık etmiyor. Odamdaki bütün eşyalarını da topladınız. Bir gırık iğnesi bile kalmadı. Ama çocuğuma babalık edecek. Doktor da bilsin. Kocam metresiyle gezerken ben tek başına muayene olmayacağım. Tek başına görmeyeceğim bebeğimi. O yüzden bugün burada sana iş yok doktor bey. Babasıyla beraber göreceğim diye tutturdu. Ah,
doctor came for ultrasound control. Doktor gelmiş. Seni görecekmiş. Karın haklı. Elini tutan biri olmayınca çok zor oluyor. Yanına git. Kızım nerede benim? Çağdak'ta. Nare. Hadi indi kurtardık. Sonra sancağı olacak burada. O zaman ne halt edecek? Bilmiyorum ana. Ondan sonra düşünürüz. Geç doktor bey. Buyur. Buyurun Menekşe Hanım, hazırlanın. Bebeğe beraber bakalım demişim. Hadi geç bakalım. Thank you.
Cihaz çalışmıyor galiba. Hayda. Tamam, ben yaptırır size haber veririm doktor bey. Bükme çok güzel olmuş Gülsen, millerinize sağlık. Oğlum, nereye gidiyorsun? Dün neler oldu? Bir duraydın da konuşaydık. Sonra ne? Sonra. Şansıma inanamıyorum ona, inanamıyorum. Ha, hep de şansına bozuldu o alet. Sen mi biliyorsun bozulduğunu? Kız, kendi bozduğum aleti ben mi bilmeyeceğim? Abi! Gitmeyeceğiz bu konaktan. Çok korktum. O nare garısı bu evden gitmeden düşük ettim ortaya çıkacak diye çok korktum abi. Allah'ım şükürler olsun, Allah'ım sana şükürler olsun. Abi çok sağ ol. Anneciğim. Kızımı öpmem için illa bir sebep mi olması lazım? Yok ama sen zaten sabah gezi gitmeden önce benim babamı öpmüştün. Varlığına tekrar tekrar şükretmek istedim. Olamaz mı? Olur. Olur. Kim? Menekşe ultrasona kocamla bakacağım dedi. Bu garibim de... Benimle mutfağa gelsenize. Öğleden sonra misafirlerimiz gelecek. İkramlık bir şeyler hazırlayalım. Ne yapıyorsun? Sancar Bey'in avukatları malları nasıl bölüşeceğimize dair bir liste göndermiş. Onu inceliyorum. Beğendin mi bari yoksa bunun için bir kez daha yumruklaşır mısınız? Neyin kimde kaldığı benim için fark etmez. Neden? Sonunda hepsini geri alacağım da ondan. Ne yapacaksın? Önce yarı yarıya paylaşacaksınız, sonra Sancar'ın aldıklarının peşine mi düşeceksin? Sancar ne yapacak zannediyorsun? Ha? Düşmanız dedik abla, düşman. Senin düşmanlık deyince aklına parmakları çaprazıp küs yapmak mı geliyor? Ay gerçekten iyice delirdiniz artık ya. Kahramana yaptıklarınızı birbirinize mi yapacaksınız? Birbirinizin işlerine mi çökeceksiniz? Birimiz bir diğerini bitirecek abla. Bu ayette biten taraf biz olmayalım. O ne demek lan? Konaktan sonra evinde gitsin istemiyorsan dua et demek anneciğim. Ya da konağını belki yere alırsın. Kız ne oluyor, ne misafiri? Konakta altın günü mü yapmaya başlayacaksın? Yakışır aslında. Öğleden sonra sadıçlarla ilgili iki aileyi de burada topluyorum. Müge ablayla Refika Hanım gelecekler. Ayrılıyorlar diye mi? Ayrılıyorlar diye değil, çünkü onlar ayrılmayacaklar. Elvan, bu arada ne yapsak? Keşkek falan mı yapsak ya? Yani sen yapsan, ben anlamam da. Ha bu arada, Yahya'yı da çağıracağız. Ne? Sen kafayı yedin yalım. Ne diye çağıracakmışız seni kaçırtan hain Yahya'yı? Thank you.
Oo, küçük Efeoğlu. Sen beni arar mıydın ya? Aslında senin kafanı kırmam lazım ama senden konuşmak istiyorum. Gel. Gel, ne istiyorsan yaparsın, konuşalım. Abimle oradaysa olmaz. Ha. Sağ dışların olmaması lazım diyor. Gel, yoklar. Bir saat sonra bir toplantı var, ona gelecekler. İyi o vakit. Abimle orada değilse gelip gideyim. 20 dakikaya oradayım. Gel. Söyle Yahya. Abi, kahramana geçiyorum ben. Abim gillerden gizli konuşmak istiyorum dedim. İnandı hıyar. Hadi bakayım. De. O kahraman çok uyanıktır ha. Herif sakın salak yerine koymaya kalkma. Benim gönderdiğim şık diye anlar. Merak etme sen. Ağırdan alacağım. He. Loki'den haber var mı? Kahramanın evinde bir gariplik, bir hareket. Yok yok. Arda rapor geçiyor. Kahraman bu ara usluymuş. İyi, dur bakalım ben bir yaramazlık yakalayabileceğim mi? Hadi ben geçiyorum oraya. Hadi bakayım. Ben derken gelirim. Tesadüfen karşılaşırız. He abi. Bak bu sefer o kadar sert bulma ha. Eskisi geçmedi daha. Ya. Bu sefer çok pis döveceğim seni. Eski defterlere say. Bayılıyorsunuz arkadaş vurmaya ya. Hadi görüşürüz. Haydi kapa kapa. Bayıla bayıla geleceğim yanına, haydi. Gel bakalım kahraman. Gel bakalım. Oho! Güven Bey, hoş geldin. Hoş bulduk. Al bakalım. Bana bak. Gelene kadar içinden para yemedin değil mi? Merak etme. Akın hesabıma ne yatırdıysa aynen kuruşuna kadar getir. Güzel. Akın Baydar. Bak şimdi beni iyi dinle, senden bir şey isteyeceğim. Evet, ne isteyeceksin? Paranı istiyorsan göndereceğim birazdan. Paramı göndereceğim zaten de. Durum değişti. Bak şimdi beni iyi dinle. Şimdi o bana göndereceğin 12 milyon, 2 milyonunu Yahya Efeoğlu'nun hesabına göndereceğim. Oo, kız kaçırmacadan sonra kardeş düşürmece ha? Suçu Yahya'nın üzerine mi atacaksın? Çok zekice kahraman. Çok zekice. Kes lan, kes. Bana bak. Ben şimdi hesap numarasını bulup sana göndereceğim. Para 10 dakika içinde yapmış olsun. Ayrıca bana göndereceğin 10 milyonu da Güven Çelebi'nin hesabına yatıracağım. Ben parayı ondan nakit alacağım. Bana bak. Tekrar soruyorum. Kumarda mumarda paradan yemedin değil mi? Saymama gerek yok yani. Tamam dedi ki. Aslında bakının hesabıma yatırdığı parayı kumarda yemeyi çok istedim ama yemedim, getirdim. Nasıl, memnun musun? Ya ben memnunum. Ama sen yanmışsın. Bu parayı senin hesabına Akın yatırmadı. Sen Japonya'daki ahbaplarından buldun. Sağ dışlar böyle bilecek ki yanlış olmasın. Değil mi? Sen bana yönetim kuruluna verdiğin sandalye sözünü tut. Hissemi ver. Hiçbir yanlışlık olmaz. Ya anlaştık Güven Bey. Anlaştık. Peki sadıçlar yönetim kurulunda olmam konusunda bir sorun çıkarmaz değil mi? Çıkaramazlar. Ortalık karma karışık. Sadıçlar ortaklığı bozuyorlar. Tamam? Tam böl böl yönet devri. Ah bak. Yönetim kurulundaki yanındaki sandalye geldi. Bu sandalye bizim ha, yanlış anlama, sadıçların değil. Oho! Küçük Efeoğlu, hoş geldin. Hayırdır? Bunun burada ne işi var? Sermaye arttırma için Japon ahbaplarından para buluyor bana.
Hadi gel gel. Gel ben sana anlatacağım gel. Gel. Geç Yahya geç. Evet. İkimiz de benim Akın'dan para almadığımı, o parayı senin benim hesabıma gönderttiğini biliyoruz. İspat? İki ile ikiyi toplayınca ispata lüzum yok gari. Nareyi kaçırdın, para karşılığında Akın'a verdin. Benim hesabıma 2 milyon yollatıp suçu üzerime attın. Ama Akın senin asıl paranı Nare'nin babasının hesabına yatırdı. Şimdi o da Japonlardan buldum diye getiriverdi. Yanlış mıyım? Vay anasını. Zekaya bak. Sen her şeyi çözmüşsün oğlum. Bir tek anlamadığım, bir babanın kızının ırzına göz dikenlerle ortak olması ya. Çok da şaşmam. Zaten bu güven biz küçükken de Nari'yi üzerdi. Yahya. Ne istiyorsun, ne bekliyorsun benden? Misal bu mesnetsiz iddialarına tamam diyeyim, itiraf mı edeyim istiyorsun, ne istiyorsun? Bana bak. Üstüne dinleme cihazı falan mı taktın lan sen? Ha? Abinin casusu mu oldun, doğru söyle. Sence? Yahya, ne geldin oğlum o zaman, ne istiyorsun? Olmuş. O Akın'ın benim hesabıma yatırdığı 2 milyonu ceza olarak kesiyorum. Geri vermiyorum, haberin olsun. Bir de soruyorum, daha paran varsa sene buradaki hissemi satabilirim. Bizim ben bunu düşündüm. Vallahi düşündüm. Ben dedim bu Yahya abisiyle bu kadar kavga etti, o kadar dayak yedi. Acaba kızar da gelip hisselerini bana satar mı dedim, biliyor musun? Hakikaten bu kadar çok mu kızdın lan abine? Yok. Dayağı kızmadım. Sana inandı, bana inanmadı. Düşmanına güvendi, bana güvenmedi. İşte en çok da ona. Ne diyorsun? Buranın çoğunluk hissesi senin olsun mu? Alacaksın mı? Yukarıda. Sene sermaye arttırımı parasını Güven Japonya'dan buldu getirdi, ayağa yapacaklar. Kahraman itiraf etmedi daha Akın'dan almadığını. Benim hisseleri almak istiyor ama ekstra parası yok. Akın'a soracak bence. Lan ben sana demedim mi ha? İçime de evime de gelmeyeceksin diye ha? Yalan buraya. Yalan buraya. Geç.
Demedim mi lan sana? Ben sana! Bak! Demedim mi lan gelme diye! Alo! Ne yapıyorsun gözüm kulağım? Konakta haberler nasıl? Bu dünkü sadıçlar kavgasından sonra yeni bir şey var mı? Ne? Nare Sancar'ı karısının yanında ultrasona soktu. Asil kadın. Vallahi billahi asil kadın. Tamam tamam bırak şimdi kadın mevzularını bırak. Bak ne diyeceğim. Bu Yahya hakikaten abisine kızıyor mu yoksa bana tezgah mı kuruyorlar bunu öğrenmem lazım tamam. Benim emin olmam lazım. O yüzden şöyle yapacağız. Şimdi bak beni iyi dinle. Sancar Yahya ediyor. Kapat arayacağım kapat kapat. Lan sana! Gelmedi mi lan? Gelmedi mi? Demedi mi lan gelme diye? Ha? Hemşerim! Kusuyor! Çekme lan! Çekme! Gel lan! Ah! Ah! Lan Sancar! Sancar! Lan bir dur! Bırak öldürdüğün adamı, ne yapıyorsun ya? Ne bırakacağım lan, ne bırakacağım? Yürü lan, gelme lan buraya! Ya tamam, bir dur! Bir dur! Ya şu hale bak! Şu hale bak ya! Taşa mı vuruyorsun, kardeşine mi ya? Yürü gir içeri. Gir içeri, gel buraya. Gelme lan bir daha buraya! Lan gir içeri! Hadi be oradan. Gir içeri! Konağa mı geleyim? Niye geliyorum kovulduğum yere? Seni keşkek dövdüm kocam ondan. Ya gel diyorum gel işte. Emme ağlağın altından gel. Ben seni alacağım içeri. Hadi bekliyoruz. Kafasına 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 kafasına. Al şunu temizle al. Al. Tamam kızım git sen de. Şuraya bak parçalamışsın kendini ya. Hayırdır bu Yahya'nın karnında tuğla falan mı vardı ya? Bir iki yumruğumdan kaçtı. Duvara geldi. Bu ara kafan çok dumanlı Sancar Efe. Hayırdır? Piyasa karma karışık. Gediz'le ortaklığı bozmuşsunuz. Hı? Ne oldu? Sadıçlar efsanesi sona mı eriyor? Kolay gelsin. Patronun nerede? Terasta ama müsait değil. Yatırımcılarla toplantısı var. E biz niye davet edilmedik? Ortak, biz yatırımcı değil miyiz ya? Biz de Kahraman Ağa'yı yatırmaya geldik. Cümleten selamun aleyküm. Bon après-midi. Good afternoon. Hayırdır oğlum, ne geldiniz? Biz yabancı mıyız Kahraman'a? Mekan bizim sayılır değil mi? Otur otur konuşacağız biraz. Are you an investor or partner? Yatırımcı mısınız, ortak mısınız diye soruyor. Yok abisi, biz direkt alıyoruz. Bu şirketin piyasadaki çeklerini topladık. Yapıştır ortak. We purchased all the company's checks on the market. Yani sonuç olarak yeni alacaklar biziz.
Bari benim Marina'ya çökmeden evvel ayrılaydınız ya. Ha? Şimdi sizin bu kederli suratlarınızı çekeceğim. Gelip bana ağlamayacaksınız değil mi? Sadıcım bana galleşlik etti diye. Çabuk odur lan. Merak etme. Acıya da galleşliğe de şerbetliyiz. Bize olmaz. Aynen. Boz. Para mı buldun? Niye çağırdın bizi? Gelin gelin. Gel. Güven Bey Japonya'daki ahbaplarından benim için para arıyordu biliyorsunuz. Bulmuş. Buyurun. Artık beni buradan gönderemeyeceksiniz. Peki Güven Bey'in bu işten çıkarı ne? Aa. Adam işte hisselerimin bir kısmını alan Japonya'daki yatırımcıları temsilen yönetim kurulunda. Neyi anlamadım? Ben de ortak sayılırım. Görevim sırasında samimi olduğum Japon yatırımcı arkadaşlarım Kahraman Bey'e verdikleri para karşılığında %10 hisseyi temsil etme şerefini bana verdiler. Ben bu herifle ortak mortak oldum. Hoş geldin. Bu ortaklık aramızda milat olsun. Eski meseleleri unutalım. Ne bu şimdi? Eski düşmanlar dost mu oldu? Eski dostlar düşman. Eski düşmanlar dost olabiliyor. Hayat işte. Bir ara konuşalım. Yarın velayet davası var ya, bir sorun çıkmayacak değil mi? Yok, sorun çıkmaz. Bu arada nare nasıl? Konakta kaldın. Bak ne diyeceğim, gel gel. İyi, iyi, bu arada iyi. Özlemedin mi kızını ya? Gel bir yemek yiyelim ha. Bak ne diyeceğim. Buradan çıkınca kişiler içerisinde konuşalım ha. Refika teyzeler geldiğinde alt tarafa keşkekten yoğurtlama yiyeceğiz. Ne diye üç çeşit çatal godun? Ben vallahi istakoz pensesi koymanı diye şükrediyorum yengecim. Sefer'in kızı ne de olsa. Aman istakoz yesin senin o ukala burnunu. Çok güzel burnu var değil mi kavrum? Güzel var lan maşallah. Vallahi ben aşık olsam o buğuna mani dizerdim. Aşık diyorsam senin gibi kız yani. Mecnun. Tavruk, Mecnun ne? Aşık olmuş adam mı? Yok alacığım, o aşık öyle değil. Ozan gibi bir şey. Köy ozanı yani. Ozanlar şiir yazar, aşıklar da türkü söyleyip mani okurlar. Bu Mecnun ne? Mecnun da. Aslında insanlar Mecnun'u delilikle karıştırıyorlar ama delilik değil. Aklı var ama başka türlü çalışıyor değil mi kavrum? Aklı yok. Hiç yok. Aklı seni bırakınca deli oluyor. Sen aklı bırakınca Mecnun. Ne güzel açıkladın ya. Geçeyim, buyurun buyurun. Hoş geldiniz. Sen de gelin. Hoş geldiniz. Kız bu ne sofra böyle? Geç Refika teyzem, geç. Kraliçemin sofrası bu.
Vallahi Nare, sağ dışları barıştırmak istiyorsanız konağa gelin dedin ama bu ziyafet sofrası gibi olmuş. Konuşacağız Müge abla. Ama bir kişi daha gelecek, o gelene kadar da biz de yemeğe başlayalım. Meleğim, hadi siz de ellerinizi yıkayın. Hadi bak. Hadi buyurun, afiyet olsun. Hüsnü'ye yaptı bunu. Kolay gelsin Gizli Hanım. Ne ediyorsun burada? Etliğim yok Necdet. Tavuk yemiyorum. Yer mi? Kızı tavuk yemi yeni mi? Benim tanıdığım Necdet taşı bile öğütür. Yemem geri dur diyeceğim. Öyle diyorum. Tabii ben şimdi iştahlıyım. Biraz fazla yiyorum ama yakıyorum benim. Bakayım şuna. Müsaadesi var onun mu? Elvan ablam çağırdı kocasını. Bir şey konuşacak, sonra gidecek. Sancar Efe bir şey demezmiş. Öyle söyledi Elvan ablam. Gel Yahya abi. Hoş geldin Sadıç. Orbala. Ne oluyordu orada? Aile toplantısı var Necdet. Seni alakadar etmeyen bir şey yani. Niye kız, biz de aileden değil miyiz? Necdet. Heh. Mutfakta keşkek var. Kuzuyla dövdüm. Yer mi? Kuzuyla diyen. He, kuzuyla. İyi, ben ona bir bakıp da geleyim o zaman. Güdem ben seni o kuzuyla da. Abi seni kovmadı mı? Sen neden geldin? He ana, abim kovdu. Karım geri çağırdı. Müsaade var mı? Hasretimden çağırmadım ana. Nare bizimden bir şey konuşacaktı ya. Herkesi istedi. Meleğim, yemeğini bitirdiysen kavruk seni yukarı çıkarsın mı? Benim yetişkin mezunları. Bizim meselelerimizin sırası değil Yahya. Otur. Refika Hanım, Halise Hanım. Velayet konusunda anlaştık değil mi? Nasıl kurtaracaymışsın sen bizim ailelerimizi? Biliyorsunuz bu hafta Meleğin velayet davası var. Ve sizin oğlunuz epey ileri gidecek gibi duruyor. Eğer velayet davamda bana şahitlik ederseniz... ben de kızımı alır İsviçre'ye giderim. Böylece ortada oğullarınızın paylaşamadığı bir ganimet de kalmaz. İki sadece birbirine düşman eden kadından kurtuluyoruz. Öyle değil mi? Seni nereye gömeceğiz Nare? Komik misin sen? Kızımın velayetini almam için bana şahitlik yapacaklar Yahya. Ben de buralardan gideceğim. Anlaştık mı?
Buradaki herkes bana şahitlik yapacak mı? Aman aman. Oğullarımızı birbirine vurdun zaten. Sadece şahitlik yapmakla kalmayız. Para katıştırıp sana İsviçre'den ev bilen alırız. Ağzını sağlık ahretlik. Yeter ki oğullarımız kurtulsun. Fesübhanallah. Fesübhanallah. Ben sizin malınızı da paranızı da istemiyorum. Sadece tanıklık etmenizi istiyorum. Beni de mi bunun için istiyorsun? Seni kaçırıp yaralanmana sebep oldu sandığınız adamdan. Şimdi şahitlik mi istiyorsun? Yok. Seni neden çağırdığımı anlatacağım Yahya. Ama benim bir problemim daha var. Mahkemeden önce benden duymanızı istiyorum. Nedir problem Nane? Akli dengemin yerinde olduğuna dair bana şahitlik yapman lazım Müge abla. Sancar aksini mi iddia ediyor? Yuh ama artık ya. Kız onun kendi karısı akılsız. O senin hakkına kurban olsun. Bu kızam iyice delirdi mi? İnsan hiç kızının anasını böyle iftira takar mı? Halise Hanım, iftira değil. Ben Meleği bir akıl hastanesinde dünyaya getirdim. Lan nasıl? Neden normal hastanede değil? Çünkü ben normal değildim. On sekiz yaşımdayken hamile olduğumu bilmeden kendimi uçurumdan aşağı attım. Sen abimden kaçmadın. Sen dün gecende mi? Neden kendini kıymak istedin sen? O kısmı mahkemede kullanmayacaktır. O yüzden bilmenize gerek yok. O kullanmazsa biz kullanırız. Evet Nale. Eğer şahitlik edeceksen ben söylerim. Kızlar ben sizden geçmişe dair şahitlik yapmanızı istemiyorum. Bugün için şahitlik yapmanızı istiyorum. Dur bakayım dur. Benim kafam karıştı dur. Sen şimdi akıl hastanesinde doğurdun. Tamam. Sonra? Babam kızımı da alıp oğlumuza kaçamayayım diye akli dengemin yerinde olmadığına dair bir rapor aldı. Çavuş. Oğlunuz da İsviçre'de düzenlenen bu raporu bulmuş. Yarın mahkemede kızımı benden almak için kullanacak. Raporda da akli dengemin yerinde olmadığı, intihara meyilli olduğum, kızıma annelik yapacak yeterlilikte olmadığım yazıyor. Ben o Sancağı Bey'i var ya. Müge abla, mahkemede profesyonel görüşüne ihtiyacım var. Nareciğim, ben tabii ki senin akli dengenin yerinde olduğuna dair şahitlik ederim. Sonuçta istifa etmiş olsam da diplomalı psikoloğum yani. Biz alırız, kesin alırız velayeti. Sen velayeti alıp gitsen de onlar birleşmezler. Abim Gediz'i affetmez. Avukatlar harıl harıl çalışıyorlar. Şirketleri paylaştırıyorlar, hisseleri bölüyorlar. Yarına kalmaz biter bu iş. Ben de seni velayet için değil, vekalet için çağırdım. Anlamadım. Biliyorum ki bu ayrılma işi sadıçların imzasına bakıyor. Ve ben de her ne kadar yarın velayeti kazansam da o imzayı atmalarını engel olamam. Ama sizler engel olabilirsiniz. Nasıl? Sizler Sadıçlar Şirketler Grubu'nun hissedarları değil misiniz? Evet. Evet ama vekaletlerimiz onlarda. Yani biz hepimiz hissedarız ama bizim adımıza bütün kararları vermeleri için onlara vekaletlerimizi verdik. Evet biliyorum. Ama vekaletlerinizi geri çekebiliyorsunuz. Azledin onları. Yani sizin hisselerinizle ilgili karar vermelerine müsaade etmeyin. Onlar istiyorlarsa ayrılsınlar. Ama Efeoğlu ailesiyle Işıklı ailesi ayrılmasın. Onlarca şirketle yüzlerce tapuyu size bırakıp gidecek değiller ya. Kız sen ne akıllısın ya. Bugün kardeşine de söyledim Müge abla.
Ben de az çok kart dağıtmaktan anlamıyorum işte. Bitti mi? Bitti. Malları ve şirketleri ayırdık. Oteller taşınmazlar Reşit. Eski Marina Gedizade. Zeytinlik Sancarefe'de kalacak. Yeni Marina? Onunla ilgili henüz bir işlem yapmadınız değil mi? Kahramanla durum netleşene kadar. Sancarefe Yeni Marina'yı bekletmek istediyse bekleyelim madem. Ne zaman atıyoruz bu ayrılık imzayı? Yarın. İyi. İyi. Nari. Gavrunun sana yazdığı türkü doğruymuş. Sen alaca kuş olup o uçurumdan uçmuşsun ya. Seninle maziyi konuşmayacağım Yahya. Nari bak. Seni bu zamana kadar bir sürü hata ettim, kabul. Anamı kurtarmak için Necdet'i hapisten çıkardım. Meleği konağa getirip Menekşe'nin önüne attım emme. Seni Akın'a ben satmadım. Sana neden inanayım? Çünkü abim bana inanıyor. Nasıl? Bak biz abimle seni bunu edenleri ortaya çıkarmak için oyun ediyoruz. Akın'a kim yardım etmiş onları ortaya çıkarmak için çabalıyoruz. Diyelim ki sana inandım. Bana bunu yapanları bulabildiniz mi peki? Yok henüz değil. Yani abim sana anlatırsa anlatacak. Bir de benim tek istediğim şu ki ben sizin nikah şahidinizdim ya. Ben sizin nikahınızda dua ettim. Ben seni kaçırtmadım. Yapmam. Yapar mıyım böyle bir şey hiç? Beni çok kırdılar. Sinirlerim bozuktu. Bir sürü hata ettim. Ama ben abimle nikahlı bir kadını başka bir adama satmam. Ben abimle nikahlı değilim. Ama sağ olun. Yahya. Sen nerede kalıyorsun? Orada burada. Benim evin girişinde kiremitlerin altında anahtar var. Yedek anahtar. Evin iç girişinde de büyük bir saksı var. Onun altında. Haberin olsun. Seni çağırıyor. Kız sana ne oldu? Yahya değil mi? Ne etti sana söyle bana. Hadi gel Meleğin yanına gidelim.
Akşam da ben sana ne olduğunu anlatırım. Hı? Ben Yahya'ya bir şey deyiverecektim de unuttum. Sen git, ben geliyorum. Dur bakayım Yahya efendi. Siz de sağ olun kardeşim. Uzayın haydi, haydi. Kıza ettiklerin yetmedi, bir de ne dedin de üzdün? Kötü bir şey demedim. Sen bir kadını ırz düşmanına satacak tıynetle bir adamsın. Emme nareye kötü bir şey demedin değil mi? Ben de bunu yerim gari. Bitti mi? Bitmedi. Sana son bir sözüm daha var Yahya. Nare benim sade hasertim değil, aynı zamanda kardeşim kardeşim. Eğer onu üzecek bir şeycik daha ediverirsen, şahat olsun. Ne? Şahat olsun ne? Ne dersin Elvan? Daha ağır mı konuşursun? Kafamı mı kırarsın? Beni öldürür müsün? Ne dersin? Seni boşarım. Ha Seltinga da. Kocanı da sahiplenseydin keşke. Ne yaptın? Verdin mi sağ dışlara parayı? Güven Japonya'dan buldu yalanını yediler mi? Yediler, yediler de. Sen şimdi bırak onu. Marina da seni sağ dışlarla ortak yapayım mı? Nasıl? Yahya hisselerini satmak istiyor. Para ver, alayım sana. Dudu. Ne yapıyorsun burada? İşten çıktım. Hani senin yüzünden kovulduğum iş var ya. Hani 15 günlük ihbar süremi doldurup çıkmam gereken işten. Sarhoş musun sen? Ben sarhoşum. Sen haklısın. Hatta en haklı sen. Ben sarhoş ve haksızım. Ama Elvan en haksız. En haklı sen. Ver şu anahtarları, geç kenara hadi. Vermem. Yahya saçmalama, zil zurna sarhoşsun, bu şekilde araba kullanamazsın. Ver şunu. Ver diyorum Yahya. Hadi geç. Hiç haber vermedim sana ya. Ben konaktan kovuldum. Nari'nin eve.
Yani Yahya suçsuz muymuş? Seni o kaçırmamış. Suçsuzmuş. Beni o kaçırmamış. Sancağı Bey de biliyormuş. Ya bey deyip durma, komik oluyor. Ama evet biliyormuş. Gerçek suçluları bulmak için de birlikte plan yapmışlar işte. Dengde. Ana bunlar pek alengeli işler. Benim bildiğim hasmını bineceğim, gideceğim kafasını yağacağım. He Elvan, he. Ondan sonra da gidip suçsuz kocanı boşamakla tehdit edeceğim. Ettim de mi ben o altı? Ettin Elvan. Ne yapayım? Giden mi senin eve? Oradadır değil mi? Hem özür falan dilerdim. Bazenlerde sana bakınca diyorum ki neden diyorum şimdi karşıma çıktı ki diyorum. Bir 5 yıl önce çıkmış olamaz mıydı diyorum. Kapının anahtarları nerede? Çünkü bence kahve içip bayılman gereken konular var. Onun dibindeymiş. Altındadır, altında. Ben kahveyi bulup yapıp gelene kadar kalkmıyorsun buradan, tamam? Sen gel de ben kalkmam. Hadi. Kukuman kuşu gibi düşünüp duruyorum. Alacaksın mı, almayacaksın mı? Kaç para eder bu Yahya'nın hisseleri? Bilmem, yarın hesaplatırım ama. Sen vereceksin parayı. Ben de hesaplat da. Vereceğim gibi sanki. Kulağın ne dedi? Menekşe gerçekten düşük yapmış mı yapmamış mı? Şimdi bu Beyzade doğru mu diyormuş yalan mı? Ne dedi ha, söylesene ne olur be. Allah Allah. Allah Allah. Ceylan. Gezme ortalıkta. Gir içeri babanla ilgilen ya. Hadi bir çorba morba içir adama. Kahraman ya. Merak ediyorum diyorum sana.
Alacan'ın nefesinin başka kadından çocuğu olacak mı, olmayacak mı? Ne dedi, o kulağın mı, gözün mü artık? Neyse, söyle ya, hadi ne olur. Aa, Ceylan. Ha. İçeri gir. Tamam. Hayırdır, nereye kız? Seninle acaba? Nedim abi, bana bir şoförle araba lazım. Nereye? Kocamla buluşacağım Nedim abi. Mahsuru var mı Nedim abi? Müsaade ediyor mu Nedim abi? Yürü Nedim abi, yürü. İnsan bu kadar kahveye ayılmaz mı ya? Bu kaçıncı kahve yapışım? Komik. Neymiş komik olan? İşten kovulmana sebep oldum. Seninle yaşadığım... Gerçi pek de bir şey yaşamadık ya, neyse. Aramızda olanın arkasında durmadım. Sana karşı hata ettim. Ama şimdi... Yanımda olan sen... Karşımda olan karım. Ben de böyle bir salağım işte. Ne yaparsın? Şey yapmam. Neyi böyle?
Bekle, geliyorum. Al bakalım. Sağ ol. Mahkemede ne diyeceğini iyice anladın değil mi? Merak etme. Anladım. Oğlum. Güven Bey'i oteline bırakın. Buyurun. Ne yapıyorsun burada Melekşe?
Şşş, tamam, tamam. Yeter artık ağlama. Merak etme bak, bir çaresini bulacağız. Ne bulacağım ne? Bebeğim yok. Sancar beni boşayacak, kapının önüne koyacak. Meydan onların arasına kalacak. Ya bir sus. Gerekirse tekrar adamın koynuna girersin. Yine hamile kalırsın. Hamile mi kalırım? Koynuna girmeyi becersen bile hamile kalamam salak. Yeni düşük yaptım ben. Ya sen de önce ısıtır, sonra pişirirsin. Bunu da ben mi öğreteceğim sana? Sonra pişirsem ne olacak? Doğum gecikince ilkini düşürdüğümü anlarlar. Sen önce bir hamile kal. Sonra gerçeği söylersin. Belli ki adam seni hamile hamile kapıya koyamıyor. Anlasana. Birkaç parça kıyafetin kaldıydı da. Eline mi oldu? Bir şey yok, bırak. Nasıl yok? Yaralanmış ellerim. Özledim kocamı. Kokusunu da mı içime çekmiyor? Kağıt üstünde kocam. Ben seni bebeğimin anası. Sen de beni bebeğinin babası bil. Fazlası yok. Hadi çık şimdi. Bu kapıdan nare girse onu da böyle iter miydin? O bu kapıdan girmezdi. Odana git. Sancar'ın yanından geliyor. Bu konakta kalıyorsan bu gördüğüne de alışacaksın Nare Hanım. Ay. Bir şey oldu.
Bebek bu kadar erken tekme atar mı? Babasının kokusunu duyduysa tabii. Yedize gittim diye ortalığı yaktın. Ama Menekşe bu odadan bu saatte çıkabiliyor öyle mi? Yanmaya değil. Yakmaya mı karar verdin? Hadi be. Konağı başıma yık. Bana bunu nasıl yaparsın? Niye bana saldır? Sen Menekşe'nin değil, benimsin be. Sen benim sevdamsın be. Hadi Nari. Hadi. Hadi. Yap şunu be, yap şunu hadi. Allah senin belanı versin. Allah benim de belamı versin. Ben o hatayı bir kere yaptım. Bir daha yaparsam Allah benim canımı alsın. Deme öyle. Odada kalan eşyalarını getirdi. Bıraktı çıktı gitti. Hepsi bu. Zaten sana hesap sormam çok saçmaydı. Allah bana ne oldu bilmiyorum. Sorarsın. Hakkındır. Nari biz seninle evlendik. Çocuğumuz var. Bir daha elime değmesen bile o elin hesabını sorarsın. Eline ne oldu? Boş ver şimdi elimi. Hadi bak bana. Ne oldu? Yahya'yı dövdüm. Hadi bak bana. Niye dövdün ki Yahya'yı? Suçsuzmuş o. Sen nereden biliyorsun? Yahya söyledi. Yani en azından sana ihanet etmemesine sevindim. Lan Yahya. Bunu sonra konuşalım tamam mı? Bak ihanetli, velayetli her şeyi unutup.
Şu kafanı bir kaldırsan, bana bir baksan. Bakamam, bakamam. Anlamıyor musun? Bakamam. Karım buradaydı. Benim burada olmamam lazım. Allah'ım, Allah'ım, Allah'ım. Kendimden utanıyorum. Benim bir an önce bu memleketten git. Desene. Bir kere gideceğim desene. Ha? De. De hadi. De. Dede hasretimdir. Ha? De. Demeyeceğim. Demeyecek misin? Ben gidince anlayacaksın. Özür diledim mi ya hayatım? Aman yok kız. Dönüverdim kapıda. Tamam. Belki seni o kaçırtmadı. Abisine ihanet etmedi. Ama beni evden kovdu. Hem o Menekşe'nin de gitti kuklası oldu. Demek ki bilmediğim bir şeyler karıştırıyor. Ben iyi ettin seni boşarın diyerek. Ayağını denk alsın.
Hoş geldin gözüm kulağı. Bir daha Yahya'nın yanında bana mesaj atma. Şimdi görür falan. Olur. Bana bak, yumuşamadın değil mi? Ha? Bir gece de yelkenleri suya indirmedin inşallah. Karını aldatmaya kalkan sensin. Şimdi böyle sup oturacak mısın? Peki ya ben o bayıldığınız Elvan'a her şeyi söylersem? Vallahi Yahya'yı bilmem de ben hemen öyle pek de bayılmam. Gerçi seninle muhatap edecek kadar da düşman değilim. O yüzden sen de karşında düşman bir gediz ışıklı görmek istemiyorsan çeneni kapat, tazminatını al, kaybol. Yumuşamak mı? O gün bana yaptığını asla unutmayacağım. Yediz beni işten kovarken sustu, oturdu ya. Aynen. Aferin, unutma tabii. Yeni bir şey öğrenebildin mi? Bu herif hakikaten kızıyor mu abisine? Yoksa bir numara mı çeviriyordu? Sarhoştu. Uyudu kaldı. Bugün de buluş o zaman. Tamam. Bir konağı da ara bakayım, bir haber çıkacak. İyi günler. Buyurun. Tamam, Gülsü'ye ben de. Buyurun memur bey, buyurun. Kudu. Ablam, ne yapıyorsun? Günaydın diyeyim diye bir arayayım dedim öylesine. Kafa kız kafa agona polis geldi vallahi. Her gün bir hadise, her gün bir hadise. Ay ne oldu ya? Niye gelmiş? Ay çatlarım ben meraktan, beni mutlaka ara sonra. Dur bir anlatırım, ben çatlayacağım şimdi kafa. Buna polis gelmiş. Polis mi gelmiş? Niye gelmiş öğrenedin ya? Ya arar o beni. Bana anlatmadan duramaz zaten. Meleğim, bugün mahkemeye gideceğiz ya. Bedenden velayeti alacağız. Hakim seni bir psikologla konuşturacak, tamam mı? Müsait misin? Polisler geldi robot resim için. Hani şu adına Cemile mi demiştin? Arabana binen kadın. Onun robot resmi için. Tabii tabii. Buyurun. Buyurun Memo Bey, buyurun. Anne. Robot resim ne demek? Sen gel bakalım bizim kız. Gel. Ben sana anlatacağım. Gel. Gel. Buyurun, buyurun. Teşekkürler. Baba hadi anlat artık. Babam. Annen sana anlatmıştı ya. Akın anneni yaralamıştı ya. İşte o zaman bir kadın Akın'a yardım etmiş. Anneni kaçırması için. Polis de annenin iyileşmesini bekledi. İşte Akın'a yardım eden kadının fotoğrafını çizecek. Sonra da onu hapse mi atacak? İnşallah. Aynen. Gel bakayım. Hadi. Thank you.
Ha kız, Dudu. Nareyi kaçıran kadın robot resmini çizecekmiş polisler. Ben hiç robot resim görmedim. Resimden bulurlar mı ki kaçıran kadını? Allah'ım inşallah bulurlar. Sizi limana yönlendiren kadına benzemiş mi? Biraz daha yanaklarını doldurursak benzeyecek sanki. Tabii ki. Şimdi? Evet. Evet, Cemile bu. Senin adın ne? Poyraz. Ha, Alev. Ben daha önce görmedim. Senin asıl adın Nuriye değilse ben de Filiz Akın kadar asil bir karıyım. Ama sen boş versene beni. Tazelemek ister misin? Evet, isterim. Herkesin adını anası babası koyuyor. Bizimkini koyuyor. Benimkini de patron koyduydu. Ceylan dedi bana. Bundan sonra Cemile'yi unutacağım. Böyle Ceylan gibi göz süzüyormuşum herhalde ondan. Dur kız dedi Allah aşkına. Ne yapacaksın şimdi filmi? Burada gerçeği var. Anlatıyormuş da sana. Ben de bak aynı böyle pavyonda adamları içiriyordum. Bunlar pavyona gelir. İçer içer sarhoş olur, dertlenir, sana anlatır. Sonra sen habire içirip dert dinlersin. Ama öyle kendi derdini anlatmak falan. Yok, öyle şeyler yok. Adam senin sahnesini kovalamanı çeker mi ya? Çekmez. Oraya oynaşmaya gelmiş. Eğlenmeye gelmiş. Seninle mi uğraşacak? Hiç. Ama benim kahramanım öyle değildi. Senin oğlun olan kahraman. Bildin mi? Dedi ki bana. Benim derdimi boş ver. Senden ne haber? İyi misin? Sıkılmadın mı buradan? Tuttu kolumdan. Çekti getirdi beni buraya. Duyduğum kadarıyla da böyle raconları senden öğrenmiş. Köfte or seni. Zamanında sen de pavyon karılarına evler açıyormuşsun. Seni çapkın. Anam dur, dur kız dur. Ay her şeyi öğretmişsin de keşke azıcık da baba olmayı öğretseymişsin. Adam bebek lafı olduğunca böyle tüyleri ters dönüveriyor. Korkumdan hamile olduğumu söyleyemiyorum. Aldırır maldırır Allah muhafaza. Ay. Ne yapalım? Karnım kocaman olana kadar, bebek alınmayacak kıvama gelene kadar artık bu aşermeleri falan saklayacağız. Değil mi? Aramızda küçük bir sır. Hanimiş peynir. Geliyormuş, geliyormuş. Aferin ya. Makine tamam. Ey, elinize sağlık çocuğum. Eşe. Geçir be kızanları. Buyurun. Sancar doktorla konuşmuş. Yarın geleceğimiş muayeneye. Alo. Söylemedin değil mi? Söylemedim ama öğrenecek. Yeni ultrason getirtti. Yarın da doktor gelecek. Yeniden hamile kalma işi ne oldu? Ya ben sana yarın doktor gelecek diyorum. Sen bana yeniden hamile kalma işini soruyorsun. Adam yüzüme bile bakmıyor. Seneye bile hamile kalamam ben. Bittim ben, bittim. Bitmedin. Çünkü çok şanslısın. Benim gibi bir ortağım var. Sen hiçbir şeyi kafana takma. Ben her şeyi halledeceğim. Metcan, karnıma bebe mi koyacaksın? Sen daha Akın Baydar'ı tanımıyorsun bebeğim. Belki onu da yaparım. Sen yeter ki Melih'i bana ver.
teşekkür ediyorum. Meleğim, konuştuğumuz gibi sen sadece psikologla görüşeceksin. Mahkeme senin çıkmana gerek yok. Hakim sen olmadan da velayeti verebiliyor, tamam mı? Tamam da. Hakim velayeti ikinize de verecek değil mi? Bilmiyoruz babam. Ama kime verdiğinin bir önemi var mı? Sen hep burada kalacaksın. Bak, seninle barışmam için üçümüzün de burada olması lazım. Üçümüz de burada olacağız değil mi? Üçümüz babam. Üçümüz. Melek, ne yapıyorsun kız? Gel bakayım, biz seninle önden çıkıverelim. Olur. Tavruk, ben mahkemeye çıkmayacakmışım biliyor musun? Hakim beni dedemden alıp hem anneme hem de babama verecekmiş. Gel bakayım sen benimle, gel. Şahitlik etmeye geldik. Neye? Meleğin velayetinin Nare'ye verilmesine. Sen ne mana? Bir kere daha mı sırtımdan vuracaksın? Sen ister beni kız, ister küs. Emme ben senin menfaatin için Selebil'i karşı dururum Sancar. Hepiniz mi? Vay be. Vay be Sancar Efe. Vay be. Amma sevenim varmış. Ama o istediğiniz olmayacak. En büyük kozuna güvenme. Akli dengesizlik raporun bir işe yaramayacak Sancar. Ha. Sen de psikolog olarak bunu çürüteceksin değil mi? Kızımın velayetini böyle mi alacaksın? Ailemi karşıma koyarak mı? Sen acımasızca bütün silahları kullanıyorsun ya. Ben en azından adaletli davranıyorum.
Bu ne şahitlik edecek? O şahit değil. Ne oluyor burada? Abla? Gediz'i ben çağırdım. Sebep? Siz ikiniz isteseniz de ayrılamazsınız. Bunu bir ara derken duyun istedik. Allah Allah. Şimdi böyle mi buyurdunuz Nari Hanım? Kıza yüklenme, kırmayın boynunu. Yeter be. İkiniz de şimdi beni dinleyin. Siz ayrılmak istiyorsunuz. Ama hisselerin %45'i sizde, %55'i de bizde. Yahya. Siz ne lan? Kimsiniz oğlum siz? Işıklı ve Efeoğlu ailelerimiz. Vekaletleriniz bizde, boş boş konuşmayın. Vekaletleri geri çektik abi. Azlettik sizi. Kısacası siz, biz izin vermedikçe ayrılamayacağınız. Biz de izin vermiyoruz. Ortaksınız bitti. Ben de kart dağıtmasını iyi bilirim dediğim buydu demek. Ailelerimizi kafaladın, ortaklığı korudun. Bu muydu oyunun? Nasıl? İyi dağıtabilmiş miyim kartları? Ailesi de, ortaklığı da yerin dibine batsın. Alın bütün hisseler sizin olsun. Al. Bana kızım yeter. Ben kart dağıtmaktan da, oynamaktan da anlamam. Attan anlarım, silahtan anlarım. Bizim burada bir tezgah kurdun mu? At çakılı, tüfek sıkılı dersin. Ne demek biliyor musun? Bilmiyorum. Gel hakimin karşısına. Seni vuracak kurşunuyor. Sefirin kızı Eyvah, ballı